Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün yanımızda değişik bir dizüstü bilgisayar var. Kendine özgü özellikleri olan ya da şöyle söyleyeyim hani hep tanıdığımız, kullandığımız evlerimizde, okulda, ofiste kullandığımız dizüstülerden biraz farklı özellikler sunan bir dizüstü bilgisayar var. Asus'un Expertbook serisinden B6 Flip. Bir kere önce aradan çıkartalım. Flip kelimesinden anlamışsınızdır bu bilgisayar. Yani ikisi bir arada bir aralar tabir ediyorlardı. Tablete dönüşebiliyor. Ekran tamamıyla arkaya dönüyor ve biraz büyük, 16 inç, biraz da ağır bir tabletiniz oluyor. Kullanırsınız, kullanmazsınız ama bu özellik sunulmuş. E, gördüğünüz gibi biraz büyük diye zaten ağzımdan kaçırdım. Evet, bu 16 inç ekranı olduğu için laptopların da büyüklüğüne ekran boyutu belirliyor zaten. Birazcık bizim 13 inç, 14 inç laptoplara göre daha büyükçe bir bilgisayar o ekranın sayesinde gelen geniş alanı nasıl değerlendirmişler? Mesela nümerik klavye koymuşlar. Günümüzde pek rastlamıyoruz ama var. Özellikle hesap üzerine profesyonel çalışanlar onu takdir edecektir. Çünkü roket gibi veri girişi yaparlar. Nümerik klavyeden bunda var. 38 santime 27 santimmiş boyutlar. Biraz küsuratı da var. 2.7 santim kalınlığı var. Birazcık hani bu fiziksel yapısıyla yani birkaç nesil öncenin laptoplarını andırıyor. Çünkü 15.6 inç ekranlar çok yaygındı. İşte o laptoplar da asıl bunun kadar şeylerdi. Şimdi biz daha küçüklere alıştığımız için bu büyük geliyor. 2.7 kilogram. Bu günümüzde az denebilecek bir ağırlık değil. 2,5 kilo laptopları biz daha önce kullanıyorduk. Oyun laptopları o zamanlar 4,5 kilo falandı. Şimdi günümüz için 2,7 kilogram biraz üst tarafta kalıyor. Ama birazdan anlatacağım niye bu kadar büyük, niye bu kadar ağır. Hani taşınabilir mi bilgisayar? Taşır mısınız? Bunu kullanan profesyoneller taşımayı tercih eder mi? Ya da günlük olarak taşır mı? Bilemem. Taşınabilir mi günlük olarak taşınır ama hani bir 1 kilogramlık laptopların da olduğunu söylemek gerek. Amerikan standartlarına göre e, MIL-STD-810H diye bir kodu var. Askeri standartları yapısıyla, dayanıklılığıyla sağlıyor diye özellikle belirtmişler. Biz de size aktarmış olalım. Şimdi bir bilgisayarın dedim ya büyüklüğünü, her şeyini, ekranı belirliyor. Buradaki ekran 1920'ye 1200 çözünürlük yani 16'ya 10 oran. Bu 16'ya 10 oran laptoplarda geri döndü ve gittikçe hani 16'ya 9'un yanında artmaya başladı. Benim de hoşuma gidiyor daha çok piksel var çünkü 1920'ye 1080'e göre. 1920'ye 1200 ekran. Dokunmatik ekran var. Hatta hani kalem desteği falan da var. Kutudan çıkabiliyor modeline göre. Dokunmatik ekran. HDR değil ekran. 60 Hz. Bu bilgisayar hani iş özellikleri önde olduğu için e, yüksek Hz falan düşünülmemiş. 60 Hz. 500 nit parlaklık sağlıyor ama. Eh gayet yüksek bir sayı bu. Hatta bir de ilginç detay. DCI-P3 renk gamının, profesyonel işlerde kullanılan renk gamını %100 sağlıyor. E tamam. Hani... E, iş amaçlı, ofiste genelde kullanılacak bir bilgisayar olduğu düşünülürse bu ekran özellikleri yeterli. Çok belki hani OLED değil ya da hani çılgın özelliklere sahip falan 4K değil ama yeterli bir ekran. Ve şeyi de parlaklığı, keskinliği gayet tatmin edici bulduk. Laptopta ekranla birlikte eşit derece özel, önemli bir özellik klavye. Arkadan aydınlatmalı ve klavyesi var. Bizim Önümüzdeki örnek cihazın klavyesi İngilizce ama çarşıda satılanlar Türkçe. O konuda tereddütünüz olmasın. Arkadan aydınlatmalı bir klavyesi var. RGB değil. Beyaz aydınlatma. Aydınlatmayı da gayet temel şekilde tasarlamış Asus. Işıklar yanıyor ya da yanmıyor. Bir ayar, ara ayar, ayar yok. Ee, dökülmelere karşı dayanıklı olduğunu özellikle belirtmişler. Sakar arkadaşların hoşuna gidecektir. Bir ilginç yönü 1, 2, 3, 4 tuşlarına farklı bir aydınlatma uygulanmış. O ışıklar yanarken onların ışığı daha bir yoğun yanıyor. O tuşlara kısa yol atayabiliyorsunuz. FN tuşuyla basılacak şekilde bir Asus'un yazılımı var. Yazılımları ya da bazı cihazın özelliklerini o tuşlara atayabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. Şimdi bu dışarıdan gözükenleri gözden geçirdik. İçeride ne var? 12. nesil Intel işlemci bu cihaza can veriyor. Hatta şöyle bir tam ismi var. 12. nesil Intel Core i7 ve Intel V Pro. Böyle bir tam ismi var. V Pro büyük işyerlerinin kullandığı yönetim özelliklerini ifade ediyor. Tekrar söyleyeceğim. 12. nesil Intel Core i7 işlemcili Intel V Pro. Tam ismi bu. Bizim gibi teknoloji meraklılığının daha anlayacağı şey i7-12850HX koduyla. Bu 12. nesil bir işlemci 16 çekirdek, 8 tane performans çekirdeği, 8 tane verimli, efficient çekirdek. 24 iş dizisi çalıştırabiliyor aynı anda. 2.1 GHz olarak temel hızı belirtilmiş ama uygulamada 4.8 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ve hatta hani kullanım deneyiminde de genelde bu 4 GHz'in üst seviyelerinde kaldığını gördüm işlemcinin. DDR5 de bellekle donatılmış bu sistem hepimizin dizüstü bilgisayarlarında çift bellek yuvası var. 4 bellek yuvası var bu bilgisayarda. 4 tane DDR5 SODIMM bellek yuvası var. Bizim elimizdeki örnekte 2 tanesi takılıydı. 2 tane 16 GB, 32 GB DDR5 4800 bellek takılıydı. Ama 4 yuvayı da doldurabilirsiniz. 128 GB'a kadar bellekle bu bilgisayar donatılabiliyor. Birazcık işte büyükçe falan olmasının nedenlerinden birisi bu. Grafik konusunda da yine kendine özgü yönleri var. Bir kere Intel'in işlemcinin içinde gelen UHD Intel grafikler var. Ama ondan önemlisi bu bilgisayarda Nvidia'nın Profesyonel serisinden, Quattro serisinden RTX A2000 ekran kartı var, grafik işlemcisi var. 8 GB GDDR6 bellek sadece ekran kartı için ekran kartına atanmış. 128 bit bağlantısı var. 8 nanometre amper mimarisinde bir grafik yongası. Yani şu andaki 4000'lerin bir önceki nesli oluyor amper mimarisi. Ee, Ray Tracing destekli RTX serisinden profesyonel seriden bir yonga. PC Express 4 ama 8X ile bağlı sisteme. İkinci nesil Ray Tracing çekirdekleri var. Ee, 2560 kaplama ünitesi var. Bu grafik işlemcisi GeForce RTX 3050'ye denk düşüyor. Bu özellikler şeyler tam olarak ona denk düşüyor. Ha orada bir parantez açarak şunu söyleyebilirim size. Quattro yani bu Nvidia'nın profesyonel işlemcilerinde ne fark ediyor? Şöyle arkadaşlar grafik işlemcileri oyunun grafiklerini oluştururken gözükmeyen şeyleri çizmiyorlar. Hani bir ağaç duvarın arkasında kalıyorsa bunu belirliyor. Şunu yapabilir ağacı çizer sonra duvarı çizer siz görmezsiniz. Ama ağacı çizmekte zaman kaybeder. O yüzden grafik işlemcileri, grafik işlemcilerinin driverları o ağacın görünmeyeceğini önceden anlayıp hiç çizilmemesini sağlıyor. Ve bunu hani en iyi şekilde, en başarılı şekilde yapabilmek için müthiş ince ayar yapılmış şekilde sunuluyorlar. Fakat profesyonel AutoCAD gibi, Surfcam gibi, SolidWorks gibi profesyonel uygulamalarda bu oyunlar hızlansın diye yapılan iyileştirmelerin ya da kısa yolların bu profesyonel uygulamalarda görünmesi gereken bir şeyi görünmez kılıp kılmayacağı garanti edilemiyor. Böyle bir tedirginlik var. 2 milyon dolarlık da gemi projesi çiziyorsanız o çizginin gözükmemesi çok pahalıya mal olabilir. Nvidia'nın profesyonel grafik işlemcilerinin artık Quadro lafı kullanılmıyor ama Quadro yongaların özelliği şu. AutoCAD gibi, 3D, 3D Studio gibi diğer işte SolidWorks gibi dünyanın en önemli tasarım yazılımları bu yongalarda o çizgi gözüktü gözükmedi böyle bir sorun olmayacağını test edip garanti ediyor. Bu cihazın da bu en önemli tasarım uygulamalarından sertifikası var. Bu tasarımcı amatörler için hiçbir şey ifade etmiyor. Tasarımcılar için önemli. Ama sıradan bir kullanıcı için 3050 RTX 3050 8 GB bellek düşünebilirsiniz oyunları oynatıyor. Konuşacağız sonra. Depolama. Bu bilgisayarın iki tane SSD yuvası var. Şu anda hani benim ölümdeki modelde ikisi de dolu değil. Ama 2 tane M2 PC Express 4 yuvası var. Bunun içinde şu anda 1 tane 1 TB SSD takılı. Onun da saniyede 6.6 GB okuma, 4.9 GB yazma gibi hızları var ki çok iyi değerler. İşlem sayısı olarak da okumada saniyede 200 bin, yazmada 100 bin gibi değerler ölçtüm. Bu değerler zaten Samsung üretimi. Bu değerler Samsung 980 Pro'nun değerleri tam olarak. Demek ki bunun içinde de 980 Pro'ya denk bir SSD var. İsterseniz ikincisini de takabiliyorsunuz ya da öyle alabiliyorsunuz. Söylemiş olalım. İşte bu yüzden biraz da geniş alan buradan kaynaklanıyor. Şimdi bilgisayar birazcık... Kalın olunca portları da mini değil tam boy kullanmak müm mümkün olmuş. İki tane USB A tipi hani büyük tip USB bağlantı var. 3.2 Gen 2 olarak belirtilmiş. İki tane Type-C bağlantı var. Onlar hem USB Type-C hem de Thunderbolt 4. İki tane var. HDMI 2.0 B. Direkt cihazın üzerinde hani mini port falan değil. Display port 1.4. Onu mini kullanmışlar. 2.5 gigabit ethernet. O da yine kapaklı falan değil. Tam ethernet portu olarak bilgisayarın üzerinde duruyor. Bir tane kulaklık mikrofon kombine ses jack'ı konmuş. İlginçtir ki bir sesi açma kafama ses yüksekliği düğmesi konmuş. Hiçbir laptopta yok bugün. Dedim ya tablet moduna geçebiliyor. Belli ki o o yüzden konmuş. Bir de hiçbir laptopta görmediğimiz smart card diye yani banka kartı gibi kartların sığabileceği bir kart okuyucu var. Bu yine büyük kurumlarda kimlik yerine geçiyor. Bilgisayarınızı açmanız ya da bilgisayara kendinizi tanıtmanıza yarıyor. Ev kullanıcısının ya da küçük işletmelerin kullanacağı bir şey değil. İletişimi nasıl kuruyor dünyayla? Wi-Fi 8211 AX Wi-Fi var. Yani Wi-Fi 6E tamam. Ee, Bluetooth 5.3 var. E, tamam. Şey e, günümüzün iletişim özelliklerini sağlamakta pro da var bu bağlantılarda. Artı e, dediğim gibi de bunun yanında Evet, bağlantı noktaları böyle. Ek bir iki özellik var. Mesela 1080p Full HD kamera var üzerinde. Fiziksel olarak kapağı var kameranın. Bu istenen bir şey özellikle böyle iş cihazlarında mutlaka istenen bir şey fiziksel olarak kapanabiliyor. İnfrared aydınlatması var kameranın. Zifiri karanlıkta bile sizin yüzünüzü aydınlatabiliyor. Siz görmüyorsunuz, infrared ışıkla aydınlatıyor. Windows Hello yüzünüzü tanıtarak cihaza giriş yapabiliyorsunuz. Parmak izi okuma var. Power düğmesine entegre edilmiş. Kensington nano tipinde kilit var. Yine iş yerleri ister. 4 tane Harman Kardon Onaylı, tasarımlı, 4 hoparlörü var. Dolby Atmos ses var. 2 tane array mikrofon var. Yani aslında 2'den çok mikrofon kullanan mikrofon. İlginç bir özellik, rahatsız etme led'i var bunun üzerinde ya da hani bana yaklaşma led'i var şurada. Bir e, logosunun yanında bir kırmızı gizli led var. Onu açabiliyorsunuz. Hani o şey demek. Bir yerinde. ben toplantıdayım. Bana rahatsız et bir şey söyleme. Çalıştığımı gör. Yani işte ufak işletmelerde bir işe yaramaz ya da evde anlamı yok ama çok büyük işletmelerde böyle şeylere gerek duyulabiliyor. Gelelim pil konusuna. Tabi 55 wattlık işlemci bir de üzerine kuatro ekran kartı olunca pili hayli yoran bir cihaz bu. 90 watt saatlik 450 bir pil koymuş Asus bunun içine. lityum polimer diye belirtilmiş. Pil koruma özelliği yazılımda var. Sust diye bir yazılım var. Bunun bir sürü işlevini yöneteceğiniz. Orada pilin de şarjını %80 ile sınırlayabiliyorsunuz. Ömürü uzasın diye. Type-C değil şarjı. Bunun 240 wattlık kocaman bir şarj cihazı var eski usul. Ee, Type-C değil dolayısıyla hani yine eski usul barrel jack denen yuvarlak fişle bağlanıyor. Kendi şarj portu var. Pil ömrü olarak bu büyük siz de en baştan hani bu büyüklükte bir bilgisayardan çok bir şey beklememeyi <laughs> kabullenmişsinizdir. PC Mark'la yapılan ölçümlerde ofis testinde 5 saat civarı, 5 saatin biraz üzerinde bir sonuç alınıyor. Oyun oynarsanız 1 saatlerde ancak. Evet, bu cihazlarda genelde oyun <laughs> böyle olur. Ofis testinde de hani açıkçası bir 8 saat falan olsa daha tatmin edici olurdu ama 5 saat hani benim hep incelemelerde diyorum ya mesai saatini tamamlama. 5 saat mesaiyi tamamlamaz. Şarj cihazı yanında gezdirilecek. Kaçarı yok. Bu bilgisayarı kullanıyorsanız ya bu bilgisayarı hiç taşımayacaksınız ya da şarj cihazı beraberinde gezecek. Mayosus yazılımı demin bahsettiğim yazılım oldukça önemli. Hem sürücüleri güncelliyor hem böyle işte klavye yok F, F tuşları Önceliği ne olsun falan onları ayarlıyor. Hem de bu bilgisayarda hem hoparlörde hem mikrofonda yapay zeka destekli gürültü engelleme var. Klimanın sesini ya da çevre ofis gürültüsünü engelleme özelliği var. Denedik gayet güzel çalışıyor. O özellikleri de şu mayasus yazılımından açıp kapatıyorsunuz. Fan hızını iki fan var 2000 RPM'e bulabiliyor dönüş hızı. Ofanların düşük sessiz profil ya da tam performans falan hepsini MayaSous yazılımından yapıyorsunuz. Ee, o en çok kullanacağınız yazılımlardan birisi. Çok gürültülü bir ortamı taklit ediyoruz ofiste ve yapay zeka temizleme özellikleri kapalı. Ses kalitesi duyduğunuz gibi. Yapay zeka ile ses temizleme özelliği açık. Şu anda kalabalık bir ortamı taklit ediyoruz gürültüyle ses durumu bu şekilde. Onun dışında sus bu bilgisayarı öyle şeyle doldurmamış. Yazılımlarla falan doldurmamış. İyi bir şey bu. Siz kendiniz profesyoneller kendi yazılımlarını kuracaklar. Şimdi dedim ya bu bilgisayarın ekran kartı 3050'ye RTX 3050'ye yakın diye. E bunun getirdiği şöyle bir şey var. Bu kesinlikle amaç oyun değil. Ama denediğiniz her oyun çalışıyor. Çünkü işte 3000 serisi 8 GB ekran kartınız var. En modern oyunlar denedim. 1920'ye 1200'de olunca ekranda 4K değil. En modern oyunlar çalışıyor. Ben hani elimin altında hemen olduğu için Forza Horizon 4'ü denedim. Demo'sunu denedim. 100 frame'in üzerinde hız alıyorsunuz. En yüksek ayarlarda 100 frame'in üzerinde kare hız alıyorsunuz. Yani oyun oynanıyor mu oynanıyor. Bu fiyatından falan da ötürü oyun için alınmaz. Ama bir profesyonel iş gezisinde bir akşam sıkıldı otelde yalnız bir oyun deneyim dedi mi istediği oyunu da indirir dener çalıştırır. Uyumsuzluk falan sorunu yok. O bakımdan harika. E performansta da şimdi dedik ya 8 artı 8 toplam 16 çekirdek. ve 24 iş dizisi. E 12. nesil zaten başarılıydı. Bu 55 wattlık işlemciler artık hani laptopun laptop kategorisinin sınırındaki mobil işlemciler. Bunun bir yukarısı masaüstü işlemci. E, gayet başarılı. Biz denediğimiz her testte doğru düzgün çalışıyor. Böyle laptopun birazcık büyük olmasının şöyle bir avantajı olmuş. 12. nesil laptopların çok sıcak olduklarını, sıcak çalıştıklarını size çeşitli zamanlar söyledik. İki fanla geniş alanda daha işte heat pipe'lı falan soğutucular kullanınca Ultra buklar kadar yüksek değil bunun ısınma sorunu çünkü daha büyük fanlar daha büyük soğutucu ısıyı dağıtıyoruz her tarafında hava çıkışları falan da görüyorsunuz gayet işlemci başarılı çalışıyor üzerine de Nvidia'nın Quadro'su çalışıyor performans olarak oldukça başarılı bu bilgisayarın bir de Ofis kullanımına ya da şöyle söyleyeyim hani büyük kurumların kullanımına yönelik çeşitli yönetim özellikleri falan var. Ya da işte USB portlarını kapama falan gibi iş yerlerinin tercih edebileceği özellikleri var. Hepsi sistem yöneticilerinin emrine sunulmuş. Küçük ofislerde tabi çok anlamlı olmayacaktır. Bu bilgisayarın fiyatı Eylül ayı itibariyle 66 bin lira civarında. Çok mu? Karşılaştırma. Tabi bu bilgisayarın çok fazla örneği de yok. Ben ilk önce fikir olması için RTX 3050'li sıradan bilgisayarları piyasada inceledim. 4 GB 3050'li bilgisayarlar var. 8 GB bellekli i7 bilgisayarlar. 36.000-40.000 40 bin lira civarında. Bunlar oyun bilgisayarları. Biraz daha yukarısı 6 GB 4050'li bilgisayarlar var. 16 GB belleğiyle falan. 50 bin lira civarında. Şimdi bu bilgisayar bunların üzerine ne getiriyor? Bir kere o en başta bahsettiğim profesyonel yazılımların sertifikası, uygunluğu bunları getiriyor. Çifte sesli, dört bellek yuvası falan her zaman bulabileceğiniz şeyler değil onları getiriyor. Bu bilgisayarın üzerinde çok port var, çok bağlantı noktası var. İş dünyası bunu mutlaka istiyor. Bir de bu bağlantı noktaları hani ara adaptörle, dönüştürücü kabloyla falan kullanılmıyor tam büyüklükte. İş dünyası bunu da mutlaka istiyor. Belki o ara dönüştürücüler falan ayak bağı olacağı için ya da belki kaybolacakları falan dert olacakları için iş dünyası kabloları direkt doğrudan takmak istiyor. Bu bilgisayar bunları sağlıyor. E biraz da hani aradaki fiyat farkı bunlardan oluşuyor. Zaten bilgisayarın hedefi kurumlar ve profesyoneller ev kullanıcısına ya da oyuncuya oyun oynatsa da uygun bir sistem değil. Dolayısıyla bu Expertbook neydi tam adı? B6 Flip. Aslında oldukça etkileyici, taşınabilir iş istasyonu, workstation bir bilgisayar olmuş. Teknoseyere konuk olmasından çok memnun oldum. Çünkü böyle hani Ultrabook her hafta birkaç tanesiyle biz burada aşırı neşir oluyoruz ama böyle biraz kendine özgü bilgisayarlar daha az uğruyor kapımıza. Ee, bana bu kategorinin de var olduğunu ağır iş yapan, ağır yük taşıyan laptopların da hala var olduğunu hatırlattı. ExpertBook B6 Philip Teknoseyir'de tekrar birlikte olmak üzere.